Kayaçların kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik olmadan meydana gelen ayrışmaya fiziksel ayrışma denir. Fiziksel ayrışmada en önemli faktör sıcaklık farkıdır. Sıcaklık farkı arttıkça fiziksel ayrışma artar. Sıcaklığın yüksek olduğu dönemde kayaçların yüzeyi genleşir, soğuk dönemde ise büzülür. Bu olayın defalarca tekrarlanması yüzeyden itibaren ayrışmaya neden olur. Buna göre açıklamada ifade edilen ve kayaçların ayrışmasını sağlayan koşulların haritadaki numaralanmış alanların hangisinde daha fazla olduğu söylenebilir. Sıcaklık farkının dünyada özellikle günlük sıcaklık farkının dünyada en fazla olduğu yerler çöllerdir arkadaşlar. Ve karasal bir alan arayacağım ya da çöl alanı arayacağım. Önce bir çöllere bakacak olursam şöyle bir yerde çöl var mı diye incelediğimde haritayı 3 numaranın olduğu yerin çöl olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada diğerlerine baktım zaten çöl diye tanımlayabileceğim bir alan yok. O yüzden şu bölge zaten yağışlı bir bölge, nem fazla. Burada fiziksel çözülme azdır. Şu bölge yine aynı şekilde, şu bölge yine aynı şekilde. Dolayısıyla burada çöl olan yer 3 numara olduğu için sorumuzun cevabı da Ceyhan'da. Akdeniz iklim bölgelerinde kalkerli araziler üzerinde görülen ve demirin oksitlenmesi nedeniyle kırmızı renkleriyle ayırt edilen topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kırmızı rengiyle ayırt edilen toprak 2 tane. Lateritin rengi de kırmızı. Kırmızı. Terrarosa'nın rengi de kırmızı. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Akdeniz iklim bölgesinden ayırt edeceğiz. Akdeniz iklimi dediği zaman hemen Terrarosa'ya yöneleceğiz. Ekvatoral iklim bölgesi dediği zaman da laterite yöneleceğiz. Laterit ekvatorda görülen, ekvatoral iklimde görülen aşırı yıkanmış, verimsiz bir topraktır. Bunlardan da bahsedeyim isterseniz. Sorunun cevabını buldum ama pozol topraklar özellikle kül rengi diye ifade edilir. Pozol topraklar iğne yapraklı ağaçların altında Türkiye'de Batı Karadeniz'de aynı zamanda Sibirya ve Kanada içlerinde görülen. Zaten iğne yapraklı ağaçlar dikkat edin şu bölgeler için soğuk bölgelerdir. Soğuğa dayanıklı bir ağaç türü olmak zorunda. O da iğne yapraklı ağaçlardır ve yağışlı kar yağışının ya da yağmurun fazla olduğu yerlerdir ortak özellik olarak. Löz topraklar özellikle rüzgarın biriktirerek oluşturduğu toprak modelidir. Taşınmış bir topraktır. Genellikle bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülür. Çernozum topraklar da çayır bitki örtüsü altında özellikle Türkiye'de Erzurum, Kars'ta kara topraklar diye tabir edilen toprak modelidir. Sorumuzun cevabını bulduk zaten Bursa'da. İşaretledik evet. Normal gelişen bir toprak örtüsü 4 ana katmandan oluşur. Bu katmanlara horizon ya da zon adı verilir. A, B, C ve D katmanları horizonları iyi gelişmiş topraklarda bulunmakla birlikte bir de O katmanı olarak ifade edilen toprağın en üst kısmındaki canlı kalıntılarından oluşan ince bir katman vardır. Bu katmanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade etmek en doğrusudur? O horizonu dediğimiz organik malzemelerin çok fazla olduğu yani humusun çok fazla olduğu katmandır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı denizde olur. Bu arada bu horizonları yazacağım zaman ya da şöyle göstereyim. Şurası yeryüzü olsun şöyle. Aşağıya doğru A horizonu, B horizonu, C horizonu, D horizonu dedim. D horizonu ana kaya katıdır. C horizonu ayrışma katıdır. B horizonu birikme katıdır. Çünkü bu yağmurla, hava atmosferik olaylarla muhatap olan yıkanan katman A horizonudur. Dolayısıyla burası yıkanma katıdır. Burada yıkananlar aşağıda birikir. Ana kaya katının ilk olarak ana unsurlar halinde parçalanmaya başladığı katman da ayrışma katıdır. Yani C horizonudur. Bunun tam üstünde şurada bahsettiğimiz, soruda bahsedilen O horizonu vardır. Yani organik kat. Burada da humus fazladır. Dolayısıyla cevabımız denizde oldu. Ekvatoral iklim bölgelerinde bulunan laterit toprakların üzerindeki gür bitki örtüsü bulunduğu halde humus oranı çok azdır. Bu durumun nedeni nedir diye sormuş. Bu durumun nedeni yağışlardan dolayı gerçekleşen yıkanmanın çok fazla olmasıdır. Bir, aşırı yıkanıyor. Yıkanan maddeler, materyaller en alt katmanlara iniyor. Üst katmanlarda tutunamıyor. Ayrıca mikroorganizmaların
Bu kalıntıları tüketmesi ve toprağa girmesine bu humusun izin vermemesinden dolayı humus oranı azdır. Bir de şunu da ekleyebilirim bunun yanı sıra ekstra bir bilgi olarak. Özellikle ekvatoral iklim bölgesi olduğu için buradaki ağaçların kışın yaprak dökmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Mesela orta kuşaktaki geniş yapraklı ağaçlar kışın yapraklarını dökerler ama ekvatorda kış mevsimi yaşanmadığı için bu yaprak dökümü gerçekleşmez. Dolayısıyla toprağa bir humus karışımından bahsedemeyiz bundan dolayı. Diğer şıkların zaten bir alakası yok konuyla. Dolayısıyla cevabımızı direkt doğrudan Adana olarak verdik. Orta ve Doğu Anadolu'da görülen kestane renkli bozkır, altını üstünü çizelim, toprakları bozkır bitki örtüsünün altında yıllık yağış miktarının 400-600 mm arasında bulunduğu yerlerde oluşur. Organik madde bakımından fakir olan bu toprakların aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin yetişmesi için daha elverişli olduğu söylenebilir demiş. Tabii burada bozkırın altında oluşur diyor bu toprak, kestane renkli topraklar ve bozkır da karasal iklimin görüldüğü yerlerde görülür. Yani bunlar hangisi karasal iklimde yetiştirebileceğiniz bir tarım ürünüdür deniliyor. Narenciye karasal iklimde yetişmez sıcaklık düşük olduğu için. Zeytin zaten Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsüdür. Bir çalıdır. Karasal iklimde zaten görülmez. Pamuğu yetiştirmek için karasal iklimin sıcaklığı yeterli değildir yıllık sıcaklık ortalaması. Çay içinde karasal iklimin yağışı yeterli değildir. Buğday özellikle zaten karasal iklimlerde çok tercih edilen soğuğa da dayanıklı, susuzluğa da dayanıklı, çok ciddi su istemeyen bir tarım ürünüdür. Dolayısıyla cevabımızı Edirne'de bulduk. Azonal topraklar ile zonal toprakları karşılaştıran bir öğrenci aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Buna göre öğrencinin yaptığı karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şöyle yapalım mı? Toprakları biz kendi içerisinde ayırdığımızda zonal, intrazonal ve azonal diye ayırıyoruz. Şu zonal İngilizce zone kelimesinden geliyor, bölge. Bu bölgesel topraktır, zonal toprak. Yerel toprak diye de geçer. O bölgede oluşmuş. O bölgede iklim tarafından ve bitki örtüsü tarafından özellikle oluşturulmuş topraklardır diyebiliriz. İntrazonal topografya koşullarını oluşturduğu, eğimden dolayı oluşan, ana kayadan dolayı oluşan topraklardır. Azonal topraklar ise, şimdi zonal burada oluşmuş topraksa, bu bölgede oluşmuş topraksa, azonal o bölgede oluşmayan, taşınmış topraklardır. Ve zonal topraklarda tüm horizonlar bulunurken, tüm katmanlar bulunurken, bu taşınmış toprak olduğu için azonal topraklar, horizon bulunmaz bunda. Horizon hiç yoktur. İntrazonal toprakta A ve C horizonu vardı sadece ama o zaten konumuz değil şu anda. Onunla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi genel olarak biz böyle özelliklerini ayırabiliriz zonal ve azonal toprakları. Şimdi bakalım. Azonal topraklarda bütün horizonlar olduğu halde evet zonal topraklarda horizon görülmez demiş. Tam tersi bak dikkat edin. Azonal topraklarda hiç horizon yok. Zonal topraklarda tüm horizonlar var, tüm katmanlar var. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade oluyor. Tam tersi olması gerekiyor yani. Zonal topraklar belli bir bitki örtüsü ve iklimle özdeşleşmişken azonal topraklar iklimle ilişkilendirilmez. Taşınmış bir toprağı iklimle ilişkilendiremezsiniz. Ama orada oluşmuş, iklim tarafından oluşturulmuş bir toprağın oluşumunda elbette bitki örtüsü de etkili olacaktır. Ya örnek vermem gerekirse mesela işte şunu söylüyoruz. Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde laterit toprak görülür diyoruz. Ya da Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde terraso topraklar yaygındır diyoruz. Bakın iklime bağlıyoruz. Ya da çayırın altında çernozyum toprak görülür diyoruz. İklime bağlıyoruz, bitki örtüsüne bağlıyoruz. Bu ifade doğru oluyor yani. Zonal topraklar çok sürüklenmeye maruz kalırken, bakın zonal topraklar taşınmış topraklar olduğuna göre sürüklenmeye maruz kalır. Özür dilerim. Tam tersi olacak. Azonal topraklar sürüklenmeye maruz kalırken demesi gerekiyordu ama zonal topraklar demiş. O zaman yanlış oldu bu. Zonal topraklar çok sürüklenmeye maruz kalmıyor. Orada oluşuyor çünkü şunlar. Azonal topraklar sürüklenmeye maruz kalır. Tam tersini söylüyor. Cevabı bulduk.
1 ve 3 oldu sorumuzun cevabı. Yani Adana. Azonal topraklarda alivyol ve löz bu şeyi yaptığımız zaman toprak çeşidini örneklendireceğimiz zaman mesela azonal topraklarda eğer mesela bu taşıma işini akarsu yapıyorsa alivyol diyoruz. Eğer taşıma işini rüzgar yapıyorsa mesela löz diyoruz. Taşıma işini buzul yaparsa moren diyoruz. Bakın, verdik örnekler. Zonal topraklarda tundra ikliminde ve sert karasal ikliminde çernozyum topraklar oluşur. Onu da buraya alabiliyoruz. Burası da doğru yani. Verdi örneklerde bir problem yok. Zaten cevabını Adana olarak bulduk. Türkiye'de alüvyol topraklara en fazla ovalar, vadi tabanları ve deltalarda rastlanır. Buna göre aşağıdaki, yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisi de alüvyol toprakların fazla olduğu söylenemez. Ya akarsu varsa bir yerde alüvyol toprak vardır. Burası zaten bir delta ovasıdır. Bafra deltasıdır burası. İki de var. Sakarya Nehri'nin tam döküldüğü, şurada da taban seviyesi ovası vardır. Akarsu'nun biriktirdiği bir alandır burası yani. 4 numaranın olduğu yerde Geriz Nehri var. Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde alüvyol toprak görebiliyoruz. 5 numara zaten başlı başına alüvyol topraktır, Çukurova. Ama birin olduğu bölgede bir böyle bahsettiği yer şekillerinden hiçbiri yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 numara olur. Yukarıda verilen özellikler hangi toprakları akla getirmektedir? Taban suyu seviyesinin yüzeye yakın olduğu alanlarda rastlanır. Toprak sürekli su altında olduğuna, su ile ilgili. Bakın dikkat edin, buradan hidroyu çıkartabilirsiniz. Su. Hidromorfik toprak, şuradaki işlenmesi zor, tarıma elverişli, taban suyu seviyesi yüksek. Toprak sürekli su altında, evet. Bizim intrazonal grupta ki toprak kategorilerinden bir tanesidir. Cevabımız Bursa oldu. Şu ana kayacın, bu da intrazonal topraklardan. Ana kayacın tuz olduğu topraktır. Kolivyal toprak ile regosol toprak zaten azonal taşınan topraklardır. Vertisol toprak da intrazonal toprak grubundadır. Ama kalsimorfik gruptadır vertisol toprak. Burada yukarıdaki tanım Bursa'ya ait. Türkiye toprakları tarım, ormancılık, çayır, mera, yerleşme, turizm ve sanayi ham maddesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir demiş. Gediz Ovası toprakları İzmir'de Ege kıyılarında tarımda kullanılıyor. Antalya kıyı bölgesi toprakları tabii ki turizmde kullanılıyor. Obruk platosu toprakları ormancılıkta kullanılmaz. Niye? Çünkü Obruk platosu Tuz Gölü'nün hemen altındadır. Yani karasal iklim bölgesidir ve orada orman yoktur. Dolayısıyla bitki örtüsü bozkırdır yani. Cevap Ceyhan olur. Kars platosunda, Erzurum Kars platosunda bitki örtüsü çayır olduğu için mera hayvancılığı, hem de büyükbaş mera hayvancılığı. Kocaeli Yarımadası'nda da tabii ki İstanbul'un olduğu bölgede sanayi ve yerleşme yaygındır. Cevabımız Ceyhan olur. Ülkemizde toprağın ham madde olarak kullanıldığı sanayi dallarından biri de seramik sanayisidir. Aşağıdakilerin hangisi de bu toprakların bu amaçla daha fazla kullanıldığı söylenebilir. Seramik sanayisinin geliştiği yerlerden şu şıkların içerisinde Çanakkale dikkat çekiyor. Çanakkale porselen, Çanakkale seramik diye zaten belli başlı markalar da var. Özdeşmiş Çanakkale ile. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Denizli. Yüzlerce hatta binlerce yılda meydana gelerek oluşumu tamamlayan ve canlılar için önemli besinlerin yetiştiği ortam olan toprağın en büyük düşmanı erozyondur. Çünkü erozyon çok kısa bir süre içinde toprağın en verimli olan kısımları olan O organik ve A horizonundaki organik maddeleri aşındırarak alttaki kayaları yüzeye çıkarıp bir nevi çölleşmeye sebep vermektedir. Ülkemizde de önemli bir sorun olarak toprak erozyonu için çeşitli önlemler alınmaktadır demiş. Toprağın süpürülmesini tarif etmiş, erozyonu tarif etmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında alınmaz? Yani erozyonu önleyecek önlemler arasında, faktörler arasında bulunmaz diyor. Tarlaların eğime dik yönde sürülmesi erozyonu önler. Çünkü şöyle düşünün. Şöyle bir tarlanız var, eğimli bir arazide tarlanız var. Eğim şu doğrultuda. Eğime paralel sürerseniz o zaman yer çekimine karşı koyması daha zor olur. Eğime dik sürerseniz şöyle daha kolay olur. Bitkilendirme ve ağaçlandırma erozyonun kesin çözümüdür.
Hasat sonrasında anızların yakılmasının önlenmesi, yani tarladan hasadı aldıktan sonra sapları kalıyor ve bunları yakılması yasak zaten. Çünkü yaktığınız zaman topraktaki hem canlıları öldürüyor hem de toprağı bir arada tutan bir bitkiyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Boş bırakmış oluyorsunuz. Erozyonu arttırmış oluyorsunuz. Ama anız yakılmasını önlerseniz o saplar toprağı tutacaktır. Bir arada tutacaktır. Gitmesini engelleyecektir. Bu da önlemler arasında. Eğimli yamaçlarda taraçalama yapılması, yani şöyle basamakların yapılması da önleyecektir. Yarı kurak bölgelerde nadasa bırakılması. Nadas toprağın boş bırakılması demek. Siz toprağı boş bırakırsanız o zaman o erozyona açık hale gelir. Dolayısıyla nadasa bırakmak erozyonu arttıran bir şeydir. Önleyen bir şey değildir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olur. Türkiye'de çok çeşitli toprak tiplerinin görülmesi aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Yüz ölçümünün büyük olması değil. Çünkü yüz ölçümü çok büyük olup da bizden daha az toprak, kendi sınırları içinde bizden daha az toprak tipi görülen ülkeler de vardır. İklim ve yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, ki bu en önemli nedendir. Bizde kısa mesafede yer şekilleri hemen değiştiği için iklim değişir, bitki örtüsü değişir. Bunlar da zaten toprağın oluşumunu etkileyen önemli faktörler, en önemli faktörlerdir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Yüksek ve dağlık bir ülke olması, tarımsal faaliyetler, farklı medeniyetlerle hiç ilgisi yok zaten. Cevabımız Bursa'dır.